Can Güdənə, diyetoloq terapevt Ləman Süleymanovanın sponsorluğu ilə baxırsınız. Almanya'da təkmilləşmiş diyetoloq terapevt Ləman Süleymanova 2011-ci ildən etibarən Azərbaycanda diyetologiya elminin inkişafında qidaların kimyası və ölkəmizdə yeganə olan qida kimyagarlığı sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərir. O, insulin dirəncinin dərman terapiyasız müalicəsini də uğurla həyata keçirir. Uzun illər yığdığınız çəkidən rahat bir şəkildə, aç qalmadan, dadlı yeməklərlə, sağlam şəkildə, sağlam yolla arıqlayacaqsınız. 15 gündür cəmi müraciət edib İbrahim. İlk dəfə gəlinə nə qədər idi 15 gün bundan öncə? 115 kilo, 200 gün. İndi neçə kilogramsan? 108 kilo, 2 kilo, 8 kilo. İbrahim aç qalmadan arıqlayıb, sağlam şəkildə arıqlayıb. Heç bir dərmandan, zəhərli dərman, zəhərli kokteyl, zəhərli o yalancı çaylar vs. qətiyyən istifadə etməmişik. Normal yemək yiyərək arıqlanmışıq, bölgəsəl arıqlanmışıq və biz 115 kilogramdan 75 kilograma düşdük. Nə qədər oldu İmam İbrahim? 40 kilogram. Artıq 40 kilogram arıqlanmışıq. Görün, nə gözəl nəticədir. Özünüz öz qida rejiminizi, öz həyat fəaliyyətinizə uyğun olaraq uyğunluyorsunuz və rahat bir şəkildə uzun illər gözəl bədəninizi, qamətinizi saxlayırsınız. Ləman Süleymanova rahat proqramları ilə rejiminizi rahatlıqla dəyişə biləcəksiniz və sağlam şəkildə arıqlayacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, Can Güdənin daimi izləyiciləri. Həftə içi, hər gün olduğu kimi, bugünləri də 13:20-də sizlərin görüşünə gəlmişik. Qeyd etmək istərdim ki, Can Güdənə Aytən Sonsuzluq Mərkəzi və diyetoloq terapevt Ləman Süleymanovanın təqdimatı ilə baxırsınız. Və studiyamızın bir qonağı var, çox maraqlıdır, istərdim bunu, qonağımızı sizə təqdim edim. Bugün bel ağrılarından danışacaq, onun səbəblərindən danışacaq. Əminəm ki, hər kəs üçün maraqlı və yararlı bir efirimiz olacaq. Və studiyamızın qonağını təqdim edim, Caspian International Hospital-ın neyrocərrahı Dr. Bəkircan Peksoylu studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş bulmuşuz. Və mən bildim ki, siz Azərbaycanda daim oturursunuz, evet. Və Caspian International Hospital-da daim insanlarımıza xidmət göstərirsiniz. Elimizdən gəldiyi qədər xidmət verməyə çalışacağız. Evet, burada sürekli buradayım. Gelib gitməyəcəm Türkiyəyə. Buraya yerleştim. Ama bu çok vacip bir faktördür. Her bir pasiyent ister ki, həkimi burada olsun, yanında olsun, istənilən an gedib gəlməklər olmasın. Bu çok vacibdir, onu da qeyd edelim. Bizim neyrocerrahide de bu çok daha önemli. Yani bizim hastalıklarımız daha uzun takip gerektirdiği için hastanın doktorunun yanında olması, her istediğinde ulaşabilmesi bizim bölüm açısından da çok çok daha kıymetli. Çox yaxşı. Bəkircan doktor, biz bu günləri bel ağrılarından qərar verdik ki, danışaq. Hər kəsin həyatında, bəlkə də ildə bir dəfə, ən yaxşı halda və ya daha çox bel ağrıları ola bilər. Yəni, ümumiyyətlə, bel ağrısı olanda neyrocərraha mı getməliyik biz? Yəni, bu qədər mi qorxuludur hər şey? Aslında ağrıdan başlamaq gerekir herhalde burada. Ağrıdan her zaman korkarız ama ağrı aslında vücudumuzun bir alarm sistemidir. Ya bir vücudumuzun hangi hastalık, hangi branşla ilgili olursa olsun bir yerde bir problem olduğu zaman alarm zilidir. Yani alarm düğmesidir. Vücut oraya basacak ki, alarm verecek ki orada bir problem var, orada bir hastalık var. O zaman da hastaneye gideceğiz, doktorumuza gideceğiz ki bende ne var? Neden bu ağrım var? Onu bulmak lazım. Burada biz, yani buradaki önemli olan şey nedenler nelerdir, sebep nelerdir? Ona o ağrının bize yol gösterici şekilde onu takip edip nedenlerini, belirtilerini bulup tanımızı koyup ona göre bir tedavi planlamak açısından ağrı onun için önemli. Tabii burada ağrıya ne neden oldu? Önce onu konuşmak lazım. En önemlisi o. Yaxşı, onda bel ağrılarının sebebi ne olabilir? Her insan her zaman özellikle işte teknoloji çağında, arabaların, teknolojinin çok daha fazla olduğu bu çağda artık bel ağrısı yaşamayan kalmadı herhalde. Hepimiz hayatımızın kısa ya da uzun bir döneminde mutlaka ve mutlaka bel ağrısı yaşıyoruz. En çok gördüğümüz sebep mekanik bel ağrısı dediğimiz kaslarımızdan, omurga kemiklerindeki eklemlerden kaynaklanan aslında çok korkmamız gerektirmeyen daha basit ağrılardan kaynaklanıyor. Yani her bel ağrısı nedeni çok kötü değil. Büyük çoğunluğu da zaten çok kötü değil. Daha böyle kötü kısımları tabii ki var ama onlar çok şükür daha az olan kısımlar. Daha küçük
Daha balaca mı? Daha bəli, az hissəsini təşkil edir. Onda belə deyək, biz nə vaxt neurocərraha getməliyik? Hansı bel ağrılarında ki, insanlar da bilsinlər ki, hə, bax, burada bir problem ola bilər. Aslında bunun bir çox ciddi bir standardı yox, amma hani yeri gəldikcə belirtilerinden, alametlerinden bahsettiğimiz zaman hani şunlar şunlar varsa daha çabuk ya da şunlar şunlar yoksa biraz daha bekleyip ondan sonra müracaat edebiliriz gibi hani kendilerine göre küçük bir plan yapabilirler ama ağrıyı aslında ciddiye almak lazım. Yani vücut bir alarm veriyorsa onu bir ciddiye almak lazım. Özellikle bir haftadan daha uzun süre bir ağrınız varsa hangi hastalık olursa olsun, çok sadece bel ağrısı için bunu şey kısıtlamayacağım ama bunu dikkate almak lazım. Bir doktora müracaat etmek çok daha iyi olur. Ama bilirsiniz, biz ağrını özümüzə çok da yakın bırakmak istemiyoruz. Mesela için dünən benim bir ağrım var idi, elə bel ağrı deyirəm, yox, bu çok spor etdim ondandır. Yani başka bir şeyi yakına bırakmak istemiyorsan əslində. Ya şimdi şöyle, çağımızda dedim ya teknoloji çağı diye. Artık insanlar nedense hep bu ağrıyı bir kendiyle özdeşleştirdi. Yani artık kendindenmiş gibi. Yani o artık onun ayrılmaz bir parçası. Bu ağrı benim var. Yok spor yaptım, yok telefona çok baktım, bugün çok çalıştım, bugün şunu kaldırdım diye her zaman bir bahane buluyoruz. Ama işte aileyle yaşamak aslında iyi bir şey değil. Ve insanı depresyona sokuyor. İnsanın aile düzenini dahi bozabilen. Evet. Çünkü evde birisi hasta olduğu zaman hiç evdeki bütün ailenin keyfi kaçıyor. Kimsenin yüzü gülmüyor. Aydındır. Teşekkür ederim. Onda mesela şimdi bel yırtıqlar deyirik de bu yırtıqlar. Evet. Yırtıqlar kimlerde daha çok olur ve onların ağrısı necə olur? Fazla kilonuz varsa, spor yapmadan böyle hareketsiz bir hayat sürüyorsanız, sürekli masa başında hiç kalkmadan sabahtan akşama kadar çalışıyorsanız, cep telefonuyla çok elinizde hiç bırakmadan uzun saatler cep telefonuyla vakit geçiriyorsanız, sigara çekiyorsanız, bu tür şeyler yapıyorsanız, yanlış oturuyorsanız, yanlış duruyorsanız, bunlar tabii ki diz yırtığı için hepsi birer şey, sebep. Onun için bunlardan uzak kaldığımız zaman birazcık daha olma ihtimalini azaltabiliriz. Ama bunlara şey yapmıyorsak, dikkat etmiyorsak, öncelikle mekanik bel ağrısı dediğimiz kas ve eklem ağrılarından başlayıp daha sonra dejenerasyon peşinde de diz yırtığına kadar giden, hatta ameliyata kadar giden bir sürece girmiş oluyoruz. Biz hansı hallarda deyirik ki, ameliyat olar, yani olmaz? Herkes ameliyat eşitmek istemir, bilirsiniz. Bizim evet. De pasiyentler, yani ki, müalicəyle qurtar. Yani siz hansı halda ameliyat önerirsiniz, məsləhət bilirsiniz? Hansı halda sadece müalicə veya? Şimdi eskiden baktığımız zaman diz yırtığınız varsa hemen ameliyat. Daha çok bizden önceki dönemde bizim büyüklerimizin şeyinde. Ama şu anda şöyle, teknoloji çok ilerledi. Özellikle MRT'nin hayatımıza girmesiyle tanı koymak da daha kolaylaştı. Onun için hasta eskiden çok daha böyle eziyetli ve zahmetli bir süreç vardı. Tanı koyduğun, ameliyat ettiğin gibi. Teknolojiyle beraber elimizde o kadar çok artık alternatifimiz var ki hastalarımızın ameliyat korkusunu biz de anlıyoruz. Biz de hemen hastalarımıza ameliyat olman gerek demiyoruz zaten. Onun için de önceliğimiz ameliyatsız alternatif muayene yöntemleri. Bunda da çok da geliştik, çok da alternatifleştirdik. Bu dermandan başlayıp fizyoterapiden enjeksiyon yöntemlerine kadar artık birçok şeyimiz var elimizde, yöntemimiz var. Onda doktor, yani biz belə deyək, ağrının simptomları da mən bilmək istəyirəm ki, bu bel yırtığının ağrının xarakter ağrı nədir ki, evet. Bu ola bilər? Şimdi basit bel ağrılarında sadece bel bölgesinde belki kalçamıza doğru yayılan ufak ağrılar olabilir. Belli. Ama bel ağrısı özellikle bir hafta 10 günden daha çok sürdüyse, bacağımıza doğru böyle yayılıyorsa, bacakta böyle uyuşma, elektriklenme, iğneler batıyormuş gibi bir hissimiz varsa, ayaklarımızı böyle kendimize doğru çekip ya da aşağı doğru basmada çok artık güçsüzlük, fersizlik varsa, adım atarken çok zorlanıyorsak, oturup kalkma artık bize çok zor, çok zor gelmeye başladıysa, o zaman büyük bir ihtimalle sizde disk yırtığı vardır. Mutlaka bir doktora gitmeniz lazım. Bu şikayetlerle bize geldiği zaman, tabii ki biraz önce de sorduğunuz gibi bu şikayetlere gelen her hastaya biz ameliyat demeyeceğiz yine. Aynen. Belki de artık MRT'nin hayatımıza girmesiyle birazcık daha özellikle
daha genç doktor arkadaşların unuttuğu bir şey hastayı muayene etmek. Çünkü biz burada MRT'yi ameliyat etmiyoruz. Hastanın kendisini, özünü ameliyat ediyoruz. Onun için de hasta nasıl? Bazen MRT'de çok büyük bir fıtık görürsünüz, disk yırtığı görürsünüz ama pasiyent çok iyidir. Evet. Bunu ameliyat edecek miyiz? Hayır. Ama bazen de çok küçük bir disk yırtığı vardır ama pasiyent çok kötüdür. O zaman da ameliyat öncelikli bir tedavi olmanız lazım. Yani buradaki vazgeçilmez şey önce bir hastayı oturup dinleyeceksiniz, sorgulayacaksınız ve çok çok iyi bir muayene edeceksiniz. Ondan sonra diğer tanı yöntemlerine geçebilirsiniz. Ama hastayı muayene etmeden sonraki adıma geçmek gerçekten büyük hata. Yani ki en esası pasiyenti tanımak lazım. Kesinlikle doğru yani söylediniz. Evet. Bir görüşten ameliyatın taraftarı değil. Yani, hakikaten. Hastadan uzak durmayacaksınız. Hastaya dokunacaksınız. Ve hayat keyfiyeti aşağıdırsa o zaman ameliyatı fikirləşirik. Ama gösteriş olsa bile ama adam hareket edir, öz hayatını devam edirse onda biz o ameliyatı məsləhət bilmirik. Evet. Aydındır, teşekkür ederim. Biz gelin ameliyattan danışmadan önce müalicə üsullarınız nedir? Hansı üsullarla müalicə edirsiniz? Derman müalicəsidir, fizyoterapidir veya başka bir müalicə üsulunuz var? Şimdi disk yırtıklarında olmazsa olmamız MRT. MRT değerlendirmesiyle hastanın muayenesini beraber çok iyi değerlendirdikten sonra burada hasta için en iyi tedavi yöntemi hangisidir ona karar vermek lazım. Ama dediğim gibi bu yine hastayı muayene etmekten geçiyor. Yani çok iyi bir muayene bulgularından sonra tedaviye karar verebilirsiniz. Yani buradaki işin can alıcı noktası hastayı muayene etmek. Ya hastayı muayene etmezseniz sadece MRT'ye göre tedavi muayenece planlarsanız o zaman çok yanlış noktalara gidersiniz. Bu sonunda siz de mutlu olmazsınız, pasiyentiniz de mutlu olmaz. Onun için de muayene ve MRT'yi beraber değerlendirdikten sonra, tabii ki burada biraz önce de dediğim gibi, yani basitten başlayıp daha kompleks tedavilere doğru gitmek gerekir. Yani bu bir yatak istirahati olabilir, bir derman olabilir, bir fizyoterapi olabilir ya da bir egzersiz tedavisi de olabilir. Yani hastanın durumuna göre. Ama ister bunları yapmış olalım, ister de ameliyat diyelim, burada en önemli şeylerden birisi de nasıl tanı koymada muayene dediysek, tedavide de hastanın kendisi bir kere tedavi olmayı isteyecek. Nasıl isteyecek? Ben ona dünyanın en güzel dermanını da versem, en başarılı ameliyatını da yapsam, hasta kendisi tedaviye katılmazsa, yani nasıl tedaviye katılsın? Fazla kilosu varsa kilosunu vermiyorsa, sigara varsa sigaradan uzak durmuyorsa, hareket etmiyorsa, spor yapmıyorsa, bel kaslarını güçlendirici egzersizlerini yapmıyorsa, duruşunu değiştirmiyorsa, uygun bir şekilde oturmuyorsa, telefondan, bilgisayardan çok gerekli zamanlar hariç uzak durmuyorsa, o zaman siz ne yaparsınız yapın, tedavi edemezsiniz hastayı. Aydındır, teşekkür ederim. Hürmet tamaşaçılar, bir daha qeyd edim studiyamızın qonağı. Kaspen International Hospital'da daimi çalışan neurocerrah doktor Bekircan Peksoyludur ve biz bel ağrılarından, bel yırtıqlarından danışırıq. Pasiyentler deyecek ki, doktor, məni lazerla əməliyyat edirsiniz mi, yoxsa hansı bıçaqla edəcəksiniz? Yəni bu, var mı? Belə... Aynısı, evet. Bizde de en çok sorulan sorularda lazerle mi, yoxsa keserek mi? Yani bu haqda danışaq. Şimdi şöyle... Aslında bir kısmı ameliyat olarak söyleyebiliriz, o başlık içinde alabiliriz ama aslında ameliyat değil. Yani ameliyat izi, kesmedir falan olmayan, radyo frekans dediğimiz, transforaminal enjeksiyon dediğimiz, epidural steroid enjeksiyon dediğimiz enjeksiyon yöntemleriyle biz bu ağrıyı kesebilir ya da bu fıtığı küçültebiliyoruz. Ya da PRP dediğimiz, kendi kanındaki mucize dediğimiz PRP ile de bu fıtıkları küçültebiliyoruz. Bunlar daha basit, daha risksiz. Hastanın o gün gelip İşlemi uyguladığımız, 1-2 saat gözlemleyip akşam evine gönderdiğimiz, ertesi gün kendi hayatına dönebildiği muayene yöntemleri. Bunlar daha basit ama dediğim gibi yani bunu hastayı iyi değerlendirmek, hastanın kendisinin tedaviye ne kadar katılacağını, ne kadar tedavi olmak istediği, bizim risk faktörleri saydığımız şeylerden kendisini ne kadar uzak tutacağı, onlarla beraber değerlendirmek. Çünkü başarı şansını öyle artırırsınız. Yoksa tek başına bir işlem ameliyat da olsa, enjeksiyon da olsa bir başarı getirmeyecektir. Onda iğne terapiyası iğne gibi, ameliyattan önce olur. Şimdi buradaki şey şu, biraz önce
belirtilerinde, alametlerinde saydığımız gibi ayağında güç kaybı yoksa, ayağını rahatça çekiyorsa, hı hı. aşağı doğru basıyorsa, çok ciddi bir uyuşması yoksa, hafif ağrısı, bacakta ağrısı var ama yürümesini çok engellemiyorsa, o zaman bu yöntemler uygulanabilir. Ama ayağında ciddi güç kaybı var, bacak çok uyuşuk, adım atamıyor, yürüyemiyor, o zaman da ameliyat. Ameliyatta da şöyle, sizin sorduğunuz gibi mikro cerrahi yöntemini kullanıyoruz. Dünyada altın standart ve başarı oranı dünyadaki en yüksek şey. Lazer tedavileri birazcık daha böyle, nasıl diyeyim, popüler ama spekülatif bir şey. Yani çok geçerli olan şeyler değil, çok efektif değil. Yani sizin icra ettiğiniz hangi metottur esasen ve daha... Mikro cerrahi. Çünkü dünyada kendini kanıtlamış, disk yırtığı ameliyatında kesin ve kesin altın standart olarak, yani en geçerli ve en başarılı yöntem. Yani Amerika'sında da, Avrupa'sında da, Türkiye'de de, başka bir yerde de, dünyanın neresini düşünürseniz düşünün, bütün istatistiklerle kendini ispatlamış mikro cerrahi yöntemi. Biz de onu yapıyoruz. Bəli, ve bu metod zamanı ne icra olunur? Yani her hansı bir implantlar mı koyulur yoksa? Mikro cerrahide, işin esprisi şu. Mikro cerrahi dediğimiz yöntemde mikroskop dediğimiz bir cihaz kullanıyoruz. Mikroskopun bize sağladığı şey şu. Bizim 1 santimlik ya da 2 santimlik bir yeri bizi 5 kat, 6 kat büyüterek sanki 10 santim, 20 santim kesmişsiniz gibi gösteriyor. Sinirleri 5 kat daha büyük gösteriyor. Böylece çok minik bir yerden, yani 5 santimin altındaki bir yerden orayı çok çok daha büyüterek ameliyatımızı yapabiliyoruz. Sinirleri büyüttüğümüz için herhangi bir yere zarar vermiyoruz. Küçük bir yer kestiğimiz için hastayı hemen ayağa kaldırıp ertesi günde evine gönderebiliyoruz. Aydındır. Ve bu umumi anestezi altında olur. Anestezi şekli birazcık hem anestezi doktorlarımıza hem de hastaya bağlı bir şey. Bizim için çünkü iki tane anestezi yöntemi var. Genel anestezi de olabilir. Spinal anestezi dediğimiz, belden aşağıya uyuşturarak da biz bu ameliyatı yapabiliyoruz. Yani bizim açımızdan ameliyat şeklimizde, mikro cerrahide ikisi de uygun bizim için. Herhangi bir şey yok. Burada anestezi doktoru hasta için hangisi daha sağlıklıysa onu söyler. İkisi de uygunsa burada da hastanın tercihi. Hasta hangisini kendisini daha rahat hissedecekse, daha güvende hissedecekse biz de onu hastanın istediği doğrultusunda o şekilde yapıyoruz. En esas sual böyle olacak ki, hayata ne, normal hayata ne zaman kaydacaklar ameliyattan sonra? Bu çok vacip məqamdır aslında. Eskiden normal mikro cerrahiden önce en az 2 ay diyorduk. Şimdi biz bunu ilk haftası evde istirahat ederek geçirecek, ikinci hafta itibariyle dışarı çıkıp kısa yürüyüşlerine, ufak tefek gezmelerine, alışverişlerine başlayacak. Ama daha çok uzanmalıdır. İlk hafta. İlk hafta. Birinci hafta çok önemli. Birinci hafta evde istirahat. Yani ilk hafta çok fazla dışarı çıkmasını, gezmesini, bir şey yapmasını ilk birinci hafta için istemiyoruz. Ama ikinci haftadan sonra dışarı çıkmasına izin veriyoruz. Yavaş yavaş normal hayatında artık yürüyüşlerle başlayarak, yavaş yavaş işlere başlayarak, üçüncü haftadan itibaren de normal hayatına dönebilirsin diyoruz. Yani idman, yürüyüş, her bir şeye kaydır normal bir aya. İlk bir ay sadece yürüyüş öneriyoruz. 30 ya da 45 gün sonra idmanlara da başlayabilirsin diyoruz. Çok ama güzel. Onlar bizim, şöyle söyleyeyim, hani idman derken direkt gidip de çok ağır yük kaldırma elbette. Şeklinde değil. Bizim bel kaslarını güçlendirici egzersizlerimiz var, sporlarımız var, idmanlarımız var. Önce onlarla başlayıp belli bir yol kat ettikten sonra, ondan sonra da canın ne isterse, hangi idmanı istersen yapabilirsin şeklinde. Bəs en esası ağrılardan tam azad olur mu patient? Yani onlar şiddetli ağrılara göre daha evet, çok ameliyat evet. istiyorlardı. Yani hareket məhdudiyyəti olur. Ümumiyyətlə, ameliyatın dərhal sonra ağrılar bitir. Siz güzel bir ameliyat yaptınız ama o fazla kilolarından kurtulmak için herhangi bir şey yapmıyorsa başarı şansı olmayacaktır. Ya da bizim verdiğimiz kasları güçlendirici egzersiz programını yapmazsa, kaslar zayıf kalırsa yine başarı şansı düşecektir. Ya da bizim belin işte sigarayı daha çok işte biz kalp için, beyin için deriz ama disk yırtıkları için de sigara bizim en başta gelen düşmanlarımızdan birisidir. Sigaradan uzak durmazsan başarı şansını yine düşürecektir. Yani burada hastanın bizim dediklerimizi, yani kendisi için aslında, özü için, bizim dediklerimiz derken özü için ne yapmak istediğiyle alakalı bir şey. Kilonu vermezsen, spor yapmazsan, sigara içersen,
yanlış oturursan, hareketsiz bir hayat seçersen, ne yaparsanız yapın, hasta iyi olmayacaktır. Burada karşılıklı, beraber, hastanın da tedaviye katılması ve ona için destek bir şeyler olmalı, yapması lazım. Destek olmalı lazımdır. Yırtıklar daha çok bel nahiyesinde olur veya başka onurğanın hansı hisselerinde de olur. Çünkü bazen pasiyentler deyir ki, boynumda yırtık var. Yani bu hakta damsardız. Şimdi omurgamızın olduğu, disklerin olduğu her yerde disk yırtığı da olabilir. Yani bu boyunda da, sırtta da. Sırt kaburgalardan dolayı daha korunaklı olduğu için sırttaki disk yırtıkları daha azdır. En çok belde, daha az da boyunda olmakta. Ama her yerde sırt, bel, boyun, her yerde disk yırtığı olabilir. Yani boyun nahiyesinde olan da nece gösterir? Yine ağrılarla? Evet. Kola doğru yayılan ağrı, uyuşma, elektriklenme. Bu sefer elimizde, parmaklarımızda güç kaybı, kolumuzda güç kaybı. Kendimize doğru çekerken ya da bir şey kaldırırken, tabak kaldırırken, tencere kaldırırken elimizden düşecekmiş gibi ya da elimizden düşürme gibi, o zaman da ayak yerine koldaki bulgular. Aydındır. Olur pasiyentler, mən əminəm ki olur, axıra qədər, yəni bizdə gözdə görürsən ki artıq ifrat yetişmiş kataraktası var, amma deyir ki, yo, mən əməliyyat istəmirəm, biz deyir, etməsən artıq glaukom olacaq, körlük ola bilər. Evet, yəni, əməliyyat etmək istəmirəm deyən, ağrı tamam, dözürəm, əməliyyatdan qorxuram. Yəni, məncə var belə bir pasiyentlər. Onlara evet, nə söyləmək istəyirsiniz? Yəni, əməliyyat etməsək, hansı fəsadlar ola bilər? Əgər əməliyyata göstəriş varsa deyir. Şimdi beldeki disk yırtıklarında eğer gerçekten dördüncü devre bir disk yırtığı varsa, biraz önce saydığımız bacaktaki bulgular, şikayetleri varsa ve hasta ameliyat olmak istemiyorsa, ayakta tam felç hali olabilir. Yani artık topal bir insan kalabilir. Sidiğini altına kaçırabilir. Özellikle erkek hastalarda iktidarsızlık, cinsel isteksizlik, iktidarsızlık olabilir. Yani burada dediğim gibi bizim de önceliğimiz ameliyat değil ama gereken hastayı da ameliyat etmek zorundasınız. Hasta yani, korksa bile. Bəli. Yani siz onlara baş salırıq ki ameliyat olmasaz, yani hayatı vacib funksiyalarda gerilemeler. Ciddi anlamda. Bak, bel ağrısı demiyorum. Bəli. Diz yırtıklarının, çünkü diz yırtıkları da bel ağrısının daha küçük bir kısmı. Diz yırtıklarında sadece 100 hastadan bir tanesi ameliyat gerekiyor. Gelen 99 için biz zaten ameliyatsız muayene yöntemlerini zaten öneriyoruz ve yapıyoruz. Ama bu çok vacib bir meseledir, Bekircan doktor söyleyeyim. Yani pasiyent bilmelidir ki, yetdiyi həkim onu ameliyat, giren kim ameliyat olacaksın diye artık pasiyentler korkarlar insanlar. Yok, kesinlikle. Bəli, məncə də bu çok güzel yanaşmadır ki, yani 100 hastadan sadece bir tanesine diyoruz onu. Yani ne kadar diyor? Deməli, bunu da deyende artık diyecek ki, bəli, həqiqətən her şey çok ciddidir ki, doktor mənə ameliyat məsləhət bildi. Ve disk, ümumiyyətlə, yırtıqlardan əlavə, onlarda yer değişmeler olur, protruziya dedikleri bir evet. Şeyler olur. O nedir elə? Disk yırtıklarını bir 4 aşama gibi kabaca şey yaparsak, birinci aşamada aslında hastanın bir şikayeti yoktur. Orada yavaş yavaş yaptığı yanlışlardan dolayı, yanlış yaşam şeklinden dolayı, kilosundan, sigarasından, hareketsizlikten, sporundan, kas zayıflığından kaynaklanan, artık disk yırtığı olması için ilk başlangıç alametleri ortaya çıkar. İkinci aşamada kabarma, bulging dediğimiz bir hafif bir kabarma vardır. Üçüncü aşamada protruzya dediğimiz daha büyük bir kabarmanın ilerlemiş ve artık bacağa giden omurilik sinirlerine baskı yaptığı bir hale dönmüştür. Dördüncü aşamada da artık Türkiye'de bizim patlamış fıtık olarak hastalarımızın tabir ettiği kocaman kanalın içinde sinire baskı yapan devasa bir disk yırtığı. Ekstruzya dediğimiz. Yani yırtıklardan önce protruzyalar olur. Başlangıcı, bulging, protruzya ve ondan sonra da disk yırtığı. Onların əlaməti necə olur? Bəzən pasiyentler deyir, mənim şikayetim yoxdur, amma MRT olundu və belə... Evet, şimdi çok güzel bir şey sordunuz. Şimdi MRT hayatımıza girdikten sonra artık MRT'de her gördüğümüz disk yırtığına biz disk yırtığı diyoruz. Hastanın şikayeti olduğu zaman da disk yırtığı hastalığı Bəli. Diyoruz. Hastanın muayenesi normalse, MRT'de disk yırtığı varsa bu disk yırtığıdır. Ama hasta değildir.
Sadece görüntü olarak vardır. Yani. Hasta olmamıştır. Ne zaman ki disk yırtığı hastalığı vardır, onu da muayene bulgusuna göre söyleyeceğiz, tedavi etmek gerekir. Bulgular alametlerine gelirseniz, yine aynı alametler ama bu sinire ne kadar baskı yaptığıyla alakalı bir şey. Yani ufak bir basıda sadece bir bel ağrısı ya da kalça ağrısı olabildiği gibi fıtık büyüdükçe, baskı arttıkça işte uyuşmalar, bacağa doğru, ayağa kadar yayılan ağrı, ayağı kendine doğru hareket edemiyor, o zaman başlar. Yani şu kısımdan başlayıp yavaş yavaş fıtık büyüdükçe aşağı doğru daha şiddetli inen ağrı, uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük gibi. Aydındır. Bir de isterdim bilim ki, ümumiyyətlə siz deyirsiniz ki, çox az insanlara biz əməliyyat məsləhət bilirik. Belli. Yəni tedavi, müalicə dediyiniz seçim nədir? İdman məsləhət bilirsiniz, yoxsa steroid? Hepsi. Hamısını, kompleks bir. Burada hastanın işte dermanla başlayıp fizyoterapi, bel kaslarını güçlendirici egzersiz, onun duruşunu değiştirmek, kilosunu ideale getirmek, sağlıklı beslenme, gerekirse dermanlar, gerekirse enjeksiyon tedavileri, yani bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Aynen. Hastanın hangi aşamada olduğuyla alakalı bir şey. Hani disk yırtığı hangi aşamada, ne kadar şikayeti var, kaçıncı derecede disk yırtığı var, hepsini bir bütün olarak değerlendirip, yani biraz da şöyle oluyor o zaman. Aslında bir çok bir işte standart değil aslında. Kişiye özel bir tedavi planlamak İndividual gerekiyor. İndividual yanaşmanız kesinlikle var. İmplantlar yeridilir. Yırtıklar zamanı böyle bir metodlar da var. Yani ümumiyyətlə evet. Bu ne zaman lazımdır? Şimdi sadece disk yırtığı varsa biz yine her zamanki cerrahi düşünüyorsak, ameliyat düşünüyorsak önceliğimiz her zaman mikro cerrahidir. Ama disk yırtığı var, beraberinde kanal daralması hı-hı var ya da bel kayması var. Aha. O zaman da o dediğiniz implantlardan faydalanmak gerekiyor. Yani sadece mikro cerrahi ile oradaki disk yırtığını temizlemeniz, ameliyat etmeniz diğer problemleri ortadan kaldırmayacağı için tam bir tedavi olmayacaktır. Diyelim bu şu kısımda bel kayması var. O zaman mikro cerrahi ile yine buradaki disk yırtığını temizlemeniz gerekiyor ama implantlarla iki alta ve üste implant takarak buradaki kaymayı da düzeltmeniz gerekiyor ki tedavi tam olsun. Bir yarım bırakırsanız hastanın göreceği fayda da azalacaktır doğal olarak. Kanal daralması var, bel kayması var. Hepsi aynı seansta, aynı ameliyat anında hepsi yapılarak bitiriliyor ameliyat. Yani bir ya da bugün bu şunu yapalım, yarın bunu yapalım şeklinde değil. Ameliyata başlıyoruz, hepsini yapıyoruz. Diskini, yırtığını temizliyoruz, implantını takıyoruz, kanalını genişletiyoruz, kaymasını düzeltiyoruz. Ameliyatımızı öyle son veriyoruz. Çox təşəkkür edirəm. Çox maraqlı mövzu indi söhbət edəcək. Bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Kaspen International Hospital neyrocərrahı Dr. Bekircan Peksoyludur. Əsas məsələ məncə bir də əməliyyatın hansı riskləri var? Gəlin onlardan danışaq. Şimdi, biz ancaq faydasından danışırıq, amma ki məncə bunu da demək lazımdır. Mikro cerrahinin dünyada altın standart olması ve başarılı şansının çok yüksek olması ameliyat mikroskobu kullanılmasından kaynaklanıyor. Burada çok küçük bir yerden ameliyat yapmamızdaki sebep ve burayı büyüterek ameliyatta yaptığımızdan dolayı aslında bakarsanız çok çok fazla öyle bir artık riski kalmadı. Eskiden açık cerrahi dediğimiz yöntemlerde işte felç riskiydi, kanama riskiydi, bir sürü şeyimiz vardı ama artık çok gerçekten çok minik bir yerden yaptığımız için kanamadır, sinire zarar vermedir ya da başka aklınıza gelen herhangi bir şey. En çok gördüğümüz şey ciltte bazen enfeksiyon olabiliyor. Sadece cilt enfeksiyonu. O da çok antibiyotik dermanlarıyla çok kolay bir şekilde şey yapabildiğimiz bir sorun. Yani ciddi bir sorun değil. Onun için mikro cerrahi diyoruz. Onun için mikro cerrahi yapıyoruz. Riskleri az olduğu için ve onun için de hastayı hemen 4 saat sonra ayağa kaldırıyoruz. Ertesi gün evine gönderiyoruz. Mən 10 il öncə məsələn bu əməliyyatlardan qaçan və onun fəsadını gördüyüm insanlar məsələn çox olub ki, yataq xəstəsi olub, aylarla tərpənməyiblər. Amma bu yaxınlarda mənim də bir dostlarımızdan biri əməliyyat oldu və aktiv həyatına qayıtdı. Həqiqətən siz dediklərinizin eyni mən görürəm ki, doğrudan da çox yaxşı irəliyib mikrocərrahiyə və neyrocərrahiyədə. Zaten ne zaman ki mikroskop ve MRT neyrocerrahinin hayatına girdi. Bizim işlerimiz çok kolaylaştı.
daha doğrusu bizim işlemimiz kolaylaştı. Aynı zamanda hastalara yaptığımız işlemler, tedavilerdeki başarı oranımız çok arttı. Ve bazen insanlar görürsen ki, muayeneye daxil olanda görürsünüz, ayak etrafları çok atrofik olub. Ve bunlar disk yırtıqlarının, yani bel yırtıqlarının nəticəsi ola bilər mi? Sinir sıxılmasının. Şimdi, tabii ki birkaç şey var. Eğer tek taraflı olduysa özellikle, bir tarafta olduysa mutlaka artık çok ihmal etmiş, ben ameliyat olmayacağım diye artık çok kaçmış, disk yırtığı hastasıdır o. Ama insanlar da bilirsiniz, o etrafta o kadar dediğim kimi benim de beynimde kalan ki bu disk yırtıklarından yatak hastası olar falan. Yani onlardan korkurlar ama indi artık eminlikle görürler ki hakikaten de burada korkulu bir şey yoktu. Çünkü mikrocerrahiyle, mikroskopla icra olunur. Kesinlikle. Ve böyle bir sualım olacak size. Şeker hastaları, tansiyon, təzik xəstələri olan bilirsiniz, bizdə çox kompensə olunmamış, dekompensə fazasında olan şəkər xəstələrimiz var. Şəkərlər 300-lərin yuxarısında olur. Yəni bu pasiyentlerde yırtıq olduqda onların əməliyyatlarında hər hansı bir əks göstəriş var, yoxsa fərq etməz sizə? Şimdi biz diabet hastalarında şəkərin 150'nin altında olursa çok daha seviniyoruz. Hı-hı. Çok mutlu oluyoruz. Ama 200'e kadar yani tolerans hakkımız var. Yani 200'e kadar çok fazla bir şey söylemiyoruz biz de. Ama 200'ün çok çok üzerindeyse bu yara iyileşmesini çok etkiliyor. Hı-hı. Onun için de bizim çok acil bir durum, aciliyetler tabii ki her zaman şeydir. Tecili durumları ayrı bir yere koyuyorum. Çok tecili bir durum yoksa öncelikle bizim önceliğimiz şekeri 200'ün altına indirmek. Sonra mikrocerrahi yöntemini, ameliyat yöntemini uygulamak. Ama diyelim hastanın çok acil bir durumu var. Ayakta çok ciddi bir felç hali var. Sidik kaçırması var. O zaman bu tecili bir durum olduğu için şekeri çok düşünmezsiniz. Öncelikle hastanın bu şikayetlerini hemen düzeltmek için, yani yara iyileşmesi birazcık geç olabilir, çok önemli değil dersiniz. Öncelikle ameliyatı yaparsınız ama çok acil değilse önceliğimiz şekeri 200'ün altına düşürmek, ondan sonra hastamızı ameliyat etmek şeklinde. Aydındır ve bazen insanların o diğer problemleri varsa, onkoloji problemler varsa, yani ve birden de bir yırtık problemi çıktı. Ümumiyyətlə orada gedişat necədir, yanaşma necədir, kimyəvi terapiya alırsa, yani diğer problemleri olan pasiyentler bel yırtığı ameliyatı olabilir mi? Şimdi bu spinal anesteziden de dolayı birçok hastayı aslında ameliyat edebiliyoruz. Yani genel anesteziye içine girmediğimiz zaman spinal anestezi uyguladığımız için o bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Ve ameliyat edebildiğimiz hasta grubunu bayağı şey yapıyor. Ama tabii burada yine hasta hasta bakmak lazım. Yani kişiye özel bakmak lazım. Onkoloji hastasıysa ve beklenen yaşam süresi çok çok uzun değilse bunda alternatif yöntemlerle hastayı rahatlatmanız gerekir. Yani bir cerrahi ile hastayı üzmenin, hastaya ek bir yük yüklemenin hiçbir anlamı yoktur. Ama yaşam süresi çok kısa olmayan, normal bir beklentimiz olan bir hastada da spinal anesteziyle her türlü durumda. Eskiden mesela şöyle, solunum problemleri olan hastalarda genel anestezi veremiyorduk ve ameliyat edemiyorduk. Ama şimdi spinal anesteziden sonra onları çok rahat ameliyat edebiliyoruz. Ve böyle bir sual var. Çok pasiyentler var ki, deyir ki, belim ağrıyır, uzanıram, aylarla ağrı kesmir, oturaq sinirim, oturaq sinirinin ağrısı olur. Yani bunun səbəbi nədir? Siyatik sinire gelirsek, disk yırtığından da, çıktığı yerden, basıdan dolayı da oradaki oturaq sinirisi oradan da kaynaklanabilir. Ya da yaptığı yanlış bir koltuk seçimi, sandalye seçimi, yanlış yastık seçimi ya da arka ceplerinde özellikle erkeklerin cüzdan ya da sert bir şeyler çakmak, cüzdan gibi şeyler taşıması, oraya baskı yapması ya da işte uzun süre araba kullanması, bunlar riskler. Ama yani bir iğne böyle kömək etmir. Yani siz bir neyrocerrahsız, onunla məsləhətləşirik de sizinle ki. Ümumiyyətlə, ağrı kəsici böyle kömək etmeyen səbəblər ne olabilir? O zaman tanı koymak için MRT'den faydalanmak gerekiyor ki buna, bu geçmeyen ağrının, inatçı ağrının sebebi nedir? Ona bakıp kaynağını bulup, nedenini bulup ona yönelik bir tedavi yapmanız gerekir. Ama yani bu bel ağrı, bel yırtıkları, bel ağrılar verebilir.
Kesinlikle. Dermanların kömək eləmədi, steroid terapiyanın kömək eləmədi. Olabilir. Və bir də son suallarımdan verim sizə. İğnənin necə olunur? Əməliyyatxanada yeridirsiniz, əgər steroid tədavisinə başlayacaqsınızsa? Bizim sadəcə hastaya evdə verəcəksək, basit kortizoller ya da basit dermanlar veriyoruz. Ama yırtığın özüne biz yapacaksak onu yine ameliyathane şartlarında. Bizim burada yine teknoloji sağ olsun, Scopy dediğimiz bir görüntüleme cihazımız var. Yani o cihazla görerek yaptığımız, çünkü bizim gözümüzde içeriği görme şansımız yok. Ancak film makinesiyle görebiliyorsunuz. Onun için de ameliyathanede o film Scopy dediğimiz görüntüleme cihazı, film çekerek hangi noktaya yapacaksanız orayı görüp tespit edip oraya ilacınızı, dermanınızı yapmanız gerekiyor. Ameliyathane şartlarında, ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ameliyathane şartları derken hastalarımız lütfen ameliyat ediyoruz zannetmesinler. Ameliyathanede yapıyoruz ama hastayı bayıltmıyoruz. Hasta uyanık. Bizimle sohbet edebilir, bizimle konuşabilir. Ve bu iğneden sonra ağrı neçə müddətli kesilir? İkinci gün kesilmeye başlar. Birinci haftada en çok faydasını görür. Kendisine dikkat ederse uzun yıllar bu faydasıyla gidebilir, ama kendisine dikkat etmezse, ben enjeksiyonum oldu, ben iğnem oldu, ben istediğim gibi yaşıyorum derse 3-5 ay içinde tekrar gelir. Ve bir de son olarak ben isterdim ki bizim değerli izleyicilerimize siz öz tövsiyelerinizi verirsiniz ki sağlam hayatı necə sürer ki onurğamızda problem yaranmasın. Şimdi insan vücudu bir bütün. Yani sadece belimiz ya da sadece boynumuz ya da sadece nöro-cerrahiden ibaret değil hayat. Gözünüzden tutun kalbinize kadar bir bütün olarak. Yani sağlıklı yaşamak da bir bütün aslında. Siz bütün olarak sağlıklı bir hayatı seçtiyseniz bundan kalbiniz de faydalanacak, beliniz de faydalanacak, boynunuz da faydalanacak. Hareketsiz bir yaşam olmaz. Spor yapacaksınız. Sağlıklı beslenme her yaşta herkese gerekli bir şey. Sigara zararlı bir şey. Hiç başlamamak lazım. Başladıysak bir an önce uzak durmak lazım. Uzak durma. Nece güzel söylüyorsunuz. Teknolojiden faydalanmak lazım, ama teknolojiyi faydalanırken de çok çok uzun saatlerde onlarla ayrılmadan yaşamak da çok doğru değil. Yani cep telefonunu kullanmak tabii ki hayatı kolaylaştıran bir şey. Bilgisayar, kompütür kullanmak tabii ki hayatı kolaylaştıran bir şey. Ama biz bunu sabah oturup gece yatana kadar hiç başından kalkmadan yaparsak da bu sefer de zararlı bir şey. Bütün olarak sağlıklı yaşam. Bulmayı meselesi de yakin ki çok vacipti. Kesinlikle, tabii ki. Yani vücudumuzun ihtiyacı olan şeyleri ister yemek, ister su, hepsini şey yapmamız lazım. Yeteri kadar almamız lazım. Ne az, ne çok. Ümumiyyətlə, sizin su məsələsində necədir, belə deyək də, sizin qarşılaşılıq problem olaraq hər pasiyenta söylüyorsunuz ki, yəni suyun azlığı onurğada bir problem yarada bilərmi? Tabii ki, tabii ki. Çünkü diz yırtığı dediğimiz şey iki omurga arasındaki bir süspansiyon, bir yastıkçıktır. Bunun da %80'i sudan oluşmaktadır. Siz vücudunuzun su dengesini düzgün bir şekilde sağlamazsanız, böbrekler nasıl bundan zarar görüyorsa, diskler de zarar, omurganız da zarar görecektir. Göz de o kadar zarar görür, onu da söylüyoruz. Her zaman, bakın, su içmek çok vaciptir, su hayattır, hakikaten. Kesinlikle, su hayattır. Çok teşekkür ederim, stüdyomuza geldi, sizinle tanış olduk, çok sevinirim. Beni ağırladığınız için ben çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, yine gözlüyoruz sizi stüdyomuzda. Çok sevinirim, çok memnun olurum. Hürmet amcaçlar, bir daha qeyd edelim stüdyomuzun qonağı, Kaspen International Hospital'ın neurocerrahı Dr. Bekir Canpek Soylu idi. Can Güdənə Aytən Sonsuzluq Mərkəzinin və diyetoloq terapevt Ləman Süleymanovanın təqdimatı ilə baxdı. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Sponsor: diyetoloq terapevt Ləman Süleymanova.